İsmim Fatih Altınay. 1985 Mayıs'ta doğumluyum. 2011 yılında Türksel üzerine akademik olarak araştırmalara başladım. 2013 yılından itibaren de ilk önce hobi amaçlı sonra 2015 yılından itibaren profesyonel anlamda bu Türk geleneksel araç gereçlerini üretmeye de devam ediyorum. Bu mesleğe 2013 yılında başladım ama profesyonel anlamda 2015 yılında başladım. 2011 yılında İstanbul'da görev yaparken geleneksel Türk keskin silahları ve zırhları üzerine akademik anlamda araştırmaya başlamıştım. 2 sene boyunca araştırma yaptıktan sonra, müzelerin depolarını falan inceledikten sonra Türkiye'de kim yapıyor, kim yapmıyor, hani devam ediyor mu meslek gibi bir merak da başladı. En yoğun yapıldığı yer yine Ege bölgesinde bir ilçemizde ama oradakilerin işin zanaatını öldüğünü, sadece ticari amaçla işin yapıldığını, çok fazla teknolojiyi kullanan, işte bıçaktır, kılıçtır üreten kişiler var ama kılıcın aslına uygun sadık kalarak veya matematiğini vererek üreten kişinin olmadığını fark edince, bir de 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılınca dedik ki ben niye yapmıyorum o zaman? Yani çünkü bize eskiden şey diyor öğrettiler, yani askerlik işi, üniforma işi değildir, ruh işidir. Sonuçta üniforma çıkarmış olsak millet hizmet etmenin bir yolunu buluruz diye düşündük. Bu işi de yapan olmayınca o zaman ben niye olmayayım gibisinden niyetlendim. Tabii buna başlamadan önce bir 6 ay boyunca metodoloji dersi aldım bir doçent hocamızdan ki işin mutfağını öğretten ne yaparsam ne olur çelik gibi. Sen önce onu öğrendik. Ondan sonra ufak tefek deneme yanılmaya başladık. Ustam yok. Ne yazık ki nesil kesilmiş bu işler üzerine. Vakai Hayriye'den sonra yeni çocuğun kaldırılmasından itibaren başlayan süreçte işte Asakir'in mahsum edilmesi sürecinde oradaki reform hareketlerinde İngiltere'den toplu halde çok fazla silah almışız. Bu sefer beraber kılıçlar da gelmiş. Üretme bitmiş, üretme yasaklanmış ki aynı kanun hala geçerli. 6.000 sayılı kanundur. Benim için bu, daha sonra kültürümüz için bu aslında olumsuz bir yasa. Çünkü bir Japon'un geleneksel samuray kılıcı, hediyeli gelişi olarak hani gümrükten çok rahat buraya girerken, biz ihraç etsek de ithal et bir araç yaparken gümrüklerde sıkıntı yaşıyoruz. Üretme anlamında sıkıntı yaşıyoruz, yasak çünkü. Ben 2018 yılında devlet sanatçısını aldıktan sonra üretmeye başladık bunları. Profesyonel anlamda. O yüzden amacım bu işi yaparken bu kaybolmuş, nesli kesilmiş zanaatı tekrardan eski günlerine döndürmeye çalışmak, tekrardan diriltmeye çalışmak. Yani doktor olsam yaptığım şey aslında şey, ölü diriltmek de aynı şey. Çünkü dediğim gibi bu işin nesli kesilmiş, kullanacak ekipmanları bilmiyorsunuz. Eski usul su verme nedir? Şimdi işin içinde sadece şey diyor, hani demircilik, kaba bir demircilik kısmı gözüküyor ama kaba tabirle söyleyeceğim, demircilik Türkiye'de son 50-60 yılda hor görülmüş bir meslek. Yani istemezseniz alt tabaka ithaf edilmiş bir meslek ama Rusların bir sözü var, Türklerin iki mesleği vardır. Ya demircidir, ya kamdır diye. Askerlik zaten kadın erkek herkesin görevi olduğu için askerlik mesleğine sayılmıyor Türklerde. O yüzden bizim dünyaya yaydığımız demirciliğin ünlü bir milletiz ama şu anda demircimiz sistemimiz yerde değil. Bir Japonlara veya bir Avrupa'ya göre baktığınız zaman. O yüzden amacım kendi kültürümü tekrardan eski olması gerektiği hale diriltmeye çalışmak. 16 tane devlet kurmuşsunuz. Bu 16 devletin 6'sı Cihangir olmuş, dünyayı fethetmiş. Bunu sağlayan sebep bu teknoloji aslında. Yani oku, yayı, zırhı ve bu araştırınca şunu fark ediyorsunuz. Kılıç, biz uzun eğer her şey kılıç demişiz ama kılıç, şimşek, karabala, gattara, mısır, horasan, temran gibi farklı farklı isimleri var. Yetmiyor. Yüzyıllar içinde formları da değişiyor. Yani bu form değişikliğinin sebebi kalkıp da işte bundan sıkıldı, yeni bir model olsun falan değil. Karşıdaki düşman değişmiş, düşmanın imkan kabı değişmiş, savaşma yöntemi değiştiği için siz de ona göre bir revizeye gidiyorsunuz. Bu revizeden o kılıç değişiyor. Baktığınız zaman yaşayan bir süreç, yani İskitler'den başladığınız Osmanlı'ya geldiğiniz zaman bu süreçte kılıcın hangi evrelerden geçtiğini görüyorsunuz. Yetmiyor, kullanılan coğrafyaya göre de farklılık gösteriyor. Yani atıyorum Balkan coğrafyasında karabela çok üstün tutan bir kılıçken Anadolu coğrafyasında Gattar üstün tutmuş gibi 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 devam ediyor. Değişiyor. Bu süreçte dediğim gibi ilk zaman Osmanlı ile başladık ama Osmanlı bu işin sınırı değil. Evveliyatı da var. İster istemez o evveliyatı da gidiyorsun. Osmanlı, Selçuklu, Karahanlısı, Gaznesi, Hunu, İskit, Sakası falan ilk zamanlar kadar gidiyorsunuz. O süreçte bu madenin bir milleti, şimdi millet madeni şekillendirmiş ama aynı zamanda şekillendirdiğim maden sayesinde millet de şekillenmeye devam etmiş süreç içinde. O etkileşimi görüyorsunuz. Günlük hayatta kullandığınız çoğu en basitinden kepaze olmak deyiminin okçulukla alakalı olduğunu, çile çekmek deyiminin okçulukla alakalı olduğunu
öğrenip yapıp araştırdığın zaman anlıyorsun. Ha, bunun kökeni buradan gelmiş. Yani veya bu keman dediğimiz, şimdi Osmanlılar yay ismine keman demişler. Edebiyata kadar girmiş. İşte güzel bir bayanın kaşları kemana benziyor, kirpikleri oka benzetiliyor falan. Hayata ne kadar hakim olduğunu, hayatta ne kadar iç içe geçtiğini aslında bunların ve bunlar sayesinde o milletin hayatta kaldığını bu millet farkında. O yüzden bu kadar genele yaymışlar. Şimdi bu kadar büyük bir tarih ve kültür karşısında buna eskimiş deyip kayıtsız kalmak bana göre kültüre ihanet gibi. Yani buna salt para kazanma amaçlı düşünmemek lazım. Benim amacım bu işi yaparken bu kaybolmuş zanaatı, yani şöyle kaba söylemek gerekirse yaptığım iş, eğer doktor olsaydım ölü diriltmekle aynı. Çünkü bu mesleğin nesli vakayı hayal edeyim, işe uğrayacağın kaldırılmasından sonra başlayan oradaki reform hareketlerinin nizamiyeti sürecinde falan nesli kesilmiş. O zamanki demirciler hayatta kalmak için işte tarım aleti üretmiş veya başka meselelere geçmek zorunda kalmışlar. Nesil kesildiği için de öğrenmek istediğiniz zaman Türkiye'de zaten bu işi eski usule sadık kalarak yapanlar olmadığı için deneme yanılma yoluyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Tekrardan diriltmeye başladık. 2015 yılında profesyonel anlamda tekrardan uğraşmaya başladım. 2018 yılında Kültür Bakanlığı tarafından branşında, yani genel savaş araştırması üzerine dünyadaki, Türkiye'deki kayıtlı tek ustayım. Bu şekilde çalışmalarımı takdir etmiş oldular, sağ olsunlar. O günden bugüne de artarak da ustalığı devam ettirmeye çalışıyoruz. Kepaze dediğimiz şey idmanda kullanılan yay. Bu yayı ben idmanımı bitirdikten sonra bir başka arkadaşa veriyorum. O idmana devam ediyor, o başkasına veriyor. Bu yay idman süresi boyunca elden ele geziyor. Ve ismi kepaze. Şimdi günlük hayatta şöyle konuşuyorum. Ya borç isteyeceksiniz birinden. İşte varsa ver, yoksa kepaze etme beni. Aslında elden ele dolaştırma beni demenin başka bir yolu. Çünkü o yayın sahibi yok, elden ele dolaşıyor. Çile çekmek de, çile dediğimiz şey o yayın kirişinin ismi çiledir. İpekten yapılır. Kepaze idmanında çileyi ucunda oku olmadan çekersiniz, bırakırsınız. Çekersiniz, bırakırsınız. Saatlerce belki antrenman yaparsınız, terlersiniz, yorulursunuz. Ama ok takılı olmadığı için çileye atıp hedefi vurmadığınızdan, herhangi bir başarı elde etmeden boş yere uğraşmanın, boşuna terlemenin ismi çile çekme. Bakın günümüze gelmiş. Günlük hayatta bunları kullanıyoruz. Birçok daha figür de en basiti bunlar. Yani o yüzden diyorum, yani günlük hayata kadar sirayet etmiş bir kültürden, yaşayan bir süreçten bahsediyoruz. Buna karşı kayıtsız kalmak bence çok büyük eksiklik olurdu. O yüzden bana nasip olduğu için de mutluyum. Ben devam ettiriyorum şu anda. Çırak anlamında bu işi 12 tane çırağım var. Ama çırak derken işlerinde en genci benim. Onu söyleyeyim. Çoğu benden yaşlı. İçinde akademisyenler, doktorlar, yazılım mühendisleri, ziraat mühendisleri gibi de arkadaşlar var. Sebebi de şu. Ben kendimce bir çıkarımda bulunursam gençlerimiz, teknoloji aslında gençlerimizin yararına değil. Niye? Çünkü hıza alıştırdı. Bir kılıcın bitmesi hemen hemen 3 hafta, 1 ay arasında devam ediyor. Gençler istiyor ki işe başından 2 saat sonra kılıç bitmiş halde elinde olsun. Ama ne yazık ki mümkün değil. Çünkü normalde bir kılıç 7 farklı ustanın elinden geçmesi lazım. Yani demircisi ayrı, kıncısı ayrı, işte süslemesini yapan ayrı, üzerindeki yazı yazan hattatının ayrı veya o eskiler açkıcılık diyor. O motifleri açan ayrı, kakmacı dediğimiz o telle kakan ayrı gibi 7 farklı ustanın elinden geçmesi lazım. Şu anda ben bir koltuğa mecburiyetten 7 karpuz sığdırmaya çalışıyorum. Artık sığdırabildiğimiz kadar. Kimisi düşüyor, kimisi devam ediyor falan ama bugünlere kadar getirdik. Arkamdan o anlamda gelen genç yok. Yani çünkü hem malzeme anlamında hem de emek ve zaman anlamında uğraştırıcı bir süreç. Ama işte bu uğraştırıcı sürecin sonucunda dünyadaki savaş meydanı rüştünü ispat etmiş, nam salmış bir kılıç ortaya çıkıyor. Şimdi özellikle Osmanlı-Rus Harbi'nde bir İngiliz yüzbaşı, ki süvari yüzbaşıdır kendisi, kılıç kullanmayabilir. Türk kılıcını, yerde şehit olmuş bir Türk sipahisinden kılıcını alıyor, vuruşmaya devam ediyor ki az önce o kılıcın tüfek namlularının ikiye böldüğünü veya zırhları ikiye yardığını kendi gözüyle görmüş. Kılıçtan da emin. İlk vurmada kılıcı kırılıyor. Yani Türk kılıcı elinde kırılıyor. Bir başkasını alıyor yerden, o da kırılıyor. O savaşta yaklaşık 6-7 tane kılıç kırıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir adam bütün batılı ve yazarlar ve doğalar farklı söylemişler bunu. Türk kılıcı ehil ellerde, yani onu kullanmaya bilen kişilerin ellerinde dünyanın en etkili silahıdır. Ama kullanmaya bilmeyen elinde kırılgandır. Rus harp okullarında hala unutur, tarih dersinde okutur bu. Türk süvarisinin saldırdıktan sonra hafif yaralanma diye bir şey söz konusu değildir derler. Türklerin kullanmış olduğu savaş, şunu anlıyor orada, kesme hareketi uyguluyoruz savaşma anlamında ve bu kesme hareketinde ağır yaralaşıyor. Yani Türk sipahisi saldırdıktan sonra, bir piyade tabuna veya süvari tabuna saldırdıktan sonra
karşı tarafta hafif yaralanma olayı görülmüyor. Ya ölümlüdür ya da ağır yaralanmadır. Devamlı ölüme sebebiyet verir. Kılıcı yaparken kullandığınız cevher materyali de size kılıcı kullanma anlamında sizi bir yerlere sevk ediyor. Şimdi mesela günümüzde dünyada haksız reklam gereği bilinen samuray kılıçları, Japon kadar dünyanın en iyi kılıçları derler. Japonya, Kore dünyada demir fakir ülkelerdir. Demircileri zayıftır. Bütün yöntemleri, yapmış olduğu dünyanın üretim yöntemleri mekanik yöntemlerdir. Atıyorum sert, yüksek karbonu, çeliğin içine yumuşak demiri yatırıp tekrar döver uzatırlar. İçi yumuşak, dışı sert bir metal bir eleman elde ederler ki amaç kırılmasını engellemek. O da yetmez. Su verme esnasında kılıcı düz yaparlar. Etrafına hamon dediğimiz bir kille kaplarlar. Suya öyle şu şekilde su verirler ki ağız kısmı çabuk soğur ve sertleşir. Sırt kısmı daha yavaş yumuşak kalır. Amacı yine kırılmasını engellemek. Ve hiçbir şekilde o sori denen kılıcın eğimine ustanın müdahale şansı yok. Suya soktuğunda nasıl şekil alırsa öyle kalıyor. Şimdi düşünün, yapmış olduğum malzemenin eğime dahi müdahale edemeyecek kadar demircilik seviyesi olanlar dünyanın en etkili kesasını ürettiğini söyler. Lakin Moğolların Japonya seferi vardır. Kubilay Han zamanındaki donanmanın %70'ini Koreliler yapmıştır. Koreli gemiler de kıyı gemileridir. Açık okyanus açılmamıştır hiçbir zaman. Okyanusa çıkınca fırtınada bu Korelilerin üretmiş olduğu %70'i oluşturan ordunun gemini batar. Ordunun %30'u Japon arkasına ulaşır ve orayı iki defa işgal ederler. O zamanki Japonların demirci ustaları Moğollardan ele geçen ki Moğolların kılıçlarını Uygur Türkleri yapar demir ustalığını öve bitiremezler. Yani bu bile aslında 11-12. yüzyılda Türk kılıçlarının Japon kılıçlarına ne kadar üstün olduğunu aslında bir nevi ispatı veya itirafıdır. Ama günümüzde ne yazık ki şimdi bir Japon demirci ustası kendi kültürünü yaparak satarak 20-25 bin dolar para kazanırken biz bunu dünyaya açmakta en başta gümrük anlamında zorlanıyoruz. Yani yurt dışından evet çok fazla sipariş alıyoruz. Mesela Çin'den sipariş geliyor, gönderemiyorsunuz Çin'e. Çin gümrüğü kabul etmiyor. Ama aynı Çin gümrüğü Japon katanasını kabul ediyor. Yurt dışından kılıç sipariş edin, Avrupa'dan Türkiye'ye sokmak için sokamazsınız. Ama aynı şekilde Japon samuray kılıcı, ağız açı 25 bin dolarlık kılıç, eski usul yapılmış, hediyelik eşyası üstünde bize gümrüğümüzden geçiyor. Sebep, Japon hükümeti zamanında bunu bütün yakaya görüşüp kabul ettirmiş. Katma değer yaratıyorsunuz. Biz de aynı şekilde katma değer yaratıyoruz. Zaten günümüzde önemli olan şey ticaret veya milletlere katma değer yaratmaktır ama esas işin kısmı katma değerinden daha önemli veya ticaretinden daha önemli olan bir kısmı varsa o da şu: kültürünüzü tanıtıyorsunuz insanlara. Yani şu anda mesela açık konuşuyorum, Japonlar hak etmedikleri bir reklamdan dolayı hak etmedikleri bir şeyi, saygıyı veya bir üstünlüğü yaşıyor. Çünkü bizim ürettiğimiz kılıçlar ve zırhlarımız 72,5 millet karşısında savaş meydanları rüşvetlerinin üstünü ispat etmiş aletler ve zırhlar. Öncelikle yapacağımız işin neyse birebir bir çizimini yapıyorsunuz. Bir tabak üzerine. Çünkü sıcak demir, bu kağıtla falan çalışma şansınız yok. Çünkü hocadan üzerine yakar. Bir tenek üzerine birebirini çiziyorsunuz. Sonra ham demir veya işte ham çeliği alıp ocakta dövmeye başlıyorsunuz. Bu dövme işleminden sonra bir kaba form ortaya çıkıyor. Daha önce yapmış olduğunuz çizimi üzerine koyup bakıyorsunuz. Ama bunu yaparken dedim ya, ben eski usta gibi çalışmayı sevdiğim için minimum malzeme kaybı anlamında dövme işlemi genelde şu anda bütün dünyada yapılan şudur. Kapatasak bir form ortaya çıkar, geri kalanını talaşlı üretimle yapmaya çalışırlar. Ama eski ustalar öyle çalışmamış. Eski ustalar hemen hemen bitime çok az iş bırakmışlar dövme esnasından sonra. Bitime çok yakın bir hale getiriyoruz. Devamında perdahlama denen süreç başlıyor. Yani fazlalıkların törpülenmesi, ağzın kesişmesi, yüzeyin parlatılması. Devamında üzerinde yapılacak olan bir süsleme varsa, o süsleme işte işleme, kakma, koftkar ya da aşçılık neyse o yapılır, model üzerine işlenir. Devamında su verme işlemi, ki esas can alıcı nokta budur. Birinci su vermeyi yaparsınız, devamında ikinci su verme, yani çifte su verilmiş var ya işte, o çifte su verilmiş o, ikinci su vermeyi yaparsınız. Ondan sonra süsleme devam eder, devamında balçak gelir ki el korumasıdır balçak. Kabzayı yaparsınız, sonra kına başlarsınız. Kın, altı ağaç olmuyor, kın işi yapılır, üzerine deri kaplanır, daha da üzerine koşunları dediğimiz ağızlık, çamurluk ve askı bileziği onlar yapılır ve kılıç biter. Tabii bu söylediklerim işler yani şu anda belki 30-45 saniye anlattım ama normalde bir ay sürüyor hemen hemen güzel bir kılıç için. İskitlerden başlayıp Osmanlı'ya kadar kullanılan hemen hemen kılıç, zırh, miğfer, teber, şeşber, bozdağın, kamala, hançerler tamamını replik olarak da üretiyorum. Bunun yanında bu süreç dediğim gibi yaşayan bir süreç olduğu için
Mesela şunu örnek gösterebilirim Can Blackfish'ten. Bu bir av bıçağı ama üzerindeki kılıfında İskitlerin kullanmış olduğu hayvan sönü sanatına göre yapılmış kumayık bozkurt motifi var. Namlusa tamamen bize ait olan işbükey kesici namlu. Türklere ait tek yüzey ve işbükey genellikle keseler alamet farikası Türklerdir. Kurganlarda bile bronz halde bu şeyler çıkar. Kavzada karabela dediğimiz kılıçların kabzasının formunda yapılmıştır. Tamamen bize ait ama artık günlük hayatta kimsenin kılıç veya şey açar kullanıcı yok. En azından avcılar giderken bize ait, bizim kültürümüze, bizim değerlerimize ait bir eşya taşısın diye bu şekilde harmanladığı yaptığımız oluyor ki en azından ayakları yere basan, geçmişe dayalı bir eser ortaya çıkıyor. Günümüzde artık eskiden bu hametleri yapmak için işte demir tozunu günlerce kömür tozuyla karıştırıp bir pota içinde eritip falan bu şekilde çelik elde ediyormuş. Ama artık günümüzde demir çelik sanayisi geliştiği için tabi sipariş veren kişinin talebi de doğrultusunda ya hazır çeliklerden tekrardan döverek yapıyoruz ya da aynı yöntemi demir tozu ve kömür tozunu tekrardan bir kapta biz kendimiz demir kap içinde ısıtıp eritip döverekten yüksek karbonlu çelik elde etmeye çalışıyoruz. İki yöntem var dediğim gibi yani biraz da belirleyici olan yapılacak olan işte sipariş verecek olan kişinin açık konuşayım bütçesi. Çünkü bu bütçe emeğe de tesir ediyor. O yüzden müşteri ne istiyor? Ne yapılmasını istiyor? Şimdi şöyle kaba söyleyeyim. Yani 3500 liradan başlayıp 150-200 bin kadar çıkacak yelpaze var. Çünkü üzerinde kullanılan işte yakuttur, elmas, gümüş, altın, süslemelerden ne kullanıldıysa bunların hepsi belirleyici. Genelde biz para karşılığında düşünmediğimiz için bu işi fazlasını kendimizden vererek ama müşterinin bütçesi kısıtlı olsa en azından yakışanını yapabilmek adına uğraşıyoruz. Dediğim gibi yani iki yöntem var. Ya cevheri biz sıfırdan hazırlayacağız ya da hazır üretilmiş bir cevher alıp tekrardan dönüp şekillendireceğiz. Yaylarının etkili mesafesi 400 metre hemen hemen. 400 metre mesafe içinde ölçünü korumaya devam ediyor. Avrupalılara göre bu mesafe maksimum 200 metre. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 17. yüzyılda İngiltere'ye bir sefir gider bizden. Notlar Konversi'ndeki toplantıya da katılır İngiltere'de. Toplantıdan sonra Notlar Konversi'ne katılanlar meydana çıkıp ok atmaya başlarlar. Bizden giden sefirin de der ki ağalar getirin benim yayı oku da ben de ok atayım. O bilirsin İngilizlerin yayların ismi longbow'dur. Uzun yaydır. Yaklaşık 1.80-2 metre arasında boyları vardı onların. 72 santim ok atar. Türk yayları kompozit yaylardır. İşbükey yayları tersi açılırlar. Mesela şu duvarda gördüğünüz yayın kurulmamış hali. O kurduğu zaman tersi doğru açılması lazım. Tersi şey olması lazım. Ve kısadır. At üzerinde kullanma uygun 93-110 santim arası şeyler vardır. O zaman kadar atan en uzağa atan İngiliz 200 metre civarında falan atar. Bizim Türk meydana çıkınca izleyiciler küçücük yayı görünce der ki yani bunu atar işte çocuk yayı bu. Gidelim bir şey yok. Tepki verme yani. Giderler bırakırlar. Bizimki ilk ok atar 350-400 metre civarına gider. Sonra 450-500-550'yi bulur mesafe. Gidenler geri de gelirler. Dayanamaz oradan mesela. Beyefendiler sizler Türklerin en iyi okçusunuz. Buraya da bizi küçük düşürmeye gönderdiler sizi. Yani çünkü biz 200 metre attık en uzağa, siz 500-550'leri gördünüz. Türk'ün cevabı çok manidardır. Olur mu ağalar der ya. Biz sizin gibi ok atsak, bırakın meydana çıkmayı. Okçuyuz diye tekkeden, okçular yani o zaman tekkeler spor kulüpler aslında. Spor kulübünden içeri sokmazlar bizi. Ya yani bize göre iyi bir kemenkeş olabilmeniz için en az 560 metre ok atmanız lazım. Ki size kemenkeş yani okçu denilsin. Mesela
Osmanlı tarihinin en iyi okçusu Manisa'dan çıkmadır. Miralem Mehmet Ağa. Kendi dönemdaşları Adem ejderhası olduğunu söylerler. Yani çok yarı bir kuvvetli bir insandır. Uzak mesafelere güzel meziler kırmıştır. 80 yaşındayken İstanbul'da okçular çarşısına gidip yay sipariş vermek istediği zaman oradaki gençten yeniçeriler görünce ağam derler, sen de yay çekecek kol kaldı mı ki? Hani sipariş vermeye gelmişsin buraya falan deyince. Kapının iki yanında dolanan zincirlere kolları dolar, atı kıstırıp kendisi atını yere ayaklarını dört parmak yerden keser. Bu sporun aynı zamanda şöyle bir handikapı var, okçuluk sporunun. Okçulukla uğraşan kişilerde postür bozukluğu olmaz. Yani o kamburluk dediğimiz duruş bozanın ilacı budur. Aynı zamanda Osmanlı'da spor mahiyetinde yapılan yegane olaydır bu okçuluk sporu. Yani padişahından normal insanına kadar ki padişahın bile hükmünün geçmediği iki yer var. Kadı karşısı ve okçular ok meydanı. Hatta o iki semt ilişkinde de okçuluktan geliyor. İşte ok meydanı, Nişantaşı isimlerinin verilmesi sebebi de şu. Ok meydanından en uzak mesafeye ok atan kişi 560 metreye geçerse bu kişi şu zamanda bu mesafede ok atmışsa diye bir Nişantaşı dikiliyor. Rüzgara göre genelde atıldığı için oklar da hep bir yere toplanmış Nişantaşları. Nişantaşların şu anda toplanmış olduğu semtin ismi İstanbul'da Nişantaşı. Ok meydanı hala ok meydanı yani. Genelde benim siparişlerim koleksiyonerlere. Yani yaptığım işin esas ağırlık koleksiyonerlere atıyorum. Müşteri Almanya Dresden Müzesi'nde bir tane eser görmüş ama eser müzede sergileniyor. Orijinal asla sahip olamayacak ama beğendi ve yapması, kullanmak istediği veya elinde olması istediği bir eser varsa bana ulaşıyor. İnternet üzerinden veya sosyal medya üzerinden bana ulaşıyor. Neler istiyor? Ürün ne? Onları biliyoruz veya ürünün bilgileri onda varsa o istifade ediyorum. Yani yoksa ben müzeye kendim mail atıp müzeden ağırlığına, boyuna, pozisyonuna varıncaya kadar birebir istiyorum. Bunun üzerine tekrardan birebir aynısını yapıp kişiye gönderiyoruz. Onun dışında Türkiye'de ya dünyada yaklaşık 5-6 yıldır var olan bir Battle of Nations diye bir yarışmalar var. Bu yarışmalarda kişiler tarihte kendi milletini kullanmış olduğu zırhları, ekipmanları giyip birebir vuruşuyorlar. Sadece tek bak kılıçların ağzı kapalı, biraz daha işte modifiye edilmiş zırhlar daha hayatta kalmak üzerine. Onları giyip vuruşuyorlar. O gibi kişilere veya HEMA çalışan, aynı zamanda Türkiye'de uzak doğu zaman sporlarını yapmış, kesiş atmaları yapmış ama artık kendi kültürünü yapmak isteyen kişiler bana ulaşıyor. Onlara eserleri yapıp gönderiyoruz ama dediğim gibi genelde koleksiyonerlerle işim. Üretmekten çok fazla reklam yapmaya vaktim yok. Çünkü dediğim gibi bu işlerde hani bir kılıcın bitmesi 3 hafta, bir zırhın bitmesi 6 ay. Çünkü her halkayı tek tek kapatıp perçinliyorsunuz. Miğferin bitmesi 1,5-2 ay üzerindeki işlemeye göre devam ediyor. Üretmekten çok fazla reklam yapmaya zaman alan bir insan değilim. Bir de yaptığınız iş güzelse ve hani işi bilen kişiler, şahıslar daha önce müzede orijinali gördüğü eserin bir benzerini sizde gördüğü zaman o zaten aradaki farkı anlıyor. Diyor ki tamam diyor, bu olması gereken formda yapılmış, olması gereken iş yapılmış. Onlar direkt zaten ürün kendi reklamını yaptığı için ben çok fazla uğraşmak zorunda kalmıyorum. Çünkü işte kendini belli ediyor yani. Yurt dışında Fransa'sından Belçika'sına kadar birçok Avrupa'da ülkeye gönderdik. Uzak Doğu'dan Malezya'ya kadar gönderdik. Çin'e göndersek de Çin gümrük kabul etmedi. Geri geldi ürünlerimiz, Çin'e sokamıyoruz. Onun dışında Japonya'ya gönderdim bir Japon kılıcı replikası. O da benim için ayrı bir gurur kaynağı. Membağına, memleketine Türkiye'de yapmış bir kılıç gitti ve oradan birisi aldı yani kılıcı da. Amerika'ya kadar çeşitli ürünler gönderdik ama genelde şu son zamanlarda Doğu Avrupa ülkeleri çünkü onlar da sebebi de şu. Bizim kılıçlarımız, özellikle Karabela kılıcımız Polonyalı tarafından ulusal kılıç ilan edilmiş. Yatağımızı Sırplar kendi ulusal silahlı ilan ettiler. Hatta üretmiş otları tanka yatağın ismini verdiler. Bizden geçmiş oraya, özellikle Slavlar mesela kopyalamışlar, Ruslara varmış, Polonyalılar, Sırplar. Osmanlı askeri sistemini veya tımar sistemini veya ekipmanını birebir kopyalamışlar.
Oradan ramp salmış kılıçlarımız. Şimdi onlar da bizden ne yazık ki bizden daha fazla açtıkları için kendi kullanmış olarak kılıcının kökeninin nereden geldiğini biliyor. Bizden onlara geçtiğimizin orijinal sahip olmak adına bana ulaşıyorlar genelde karabayrak kılıçlar için. O yüzden Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla şu anda satışım var. Çünkü bunlar dediğim gibi replika kılıçlar, süs eşyası veya şey değildir. Aksesuar olarak değildir. Bunlar 300 yıl önceki bir usta hangi yöntem, hangi malzeme, hangi tekniği kullanıyorsa aynı yöntem, aynı malzeme, aynı tekniği kullanıyoruz bunları yaparken. O yüzden bir de onlar eserin hani yapılan eserde yapılan işiyle daha vakıf olur için ederini veya kalitesini bildiği için direkt onlar iletişimimiz daha rahat olur. Çünkü biliyorlar aynı dili konuşabiliyoruz. Yani lisanlarımız farklı da olsa materyal üzerinden aynı dili yakalıyoruz bir şekilde onlara. Onlara ulaşabiliyoruz o yüzden. Yaptığım eserlerin tamamı aslında sipariş üzerine. Ama bu siparişten kasıt şu, şimdi dünyada cosplay denen bir olay var. Ben kendi adıma söyleyeyim, cosplaycilerle başımız dertte. Çünkü o bir oyundaki, bir bilgisayar oyundaki bir karakterin, miğferinin zırhını istiyor bizden. Ben genelde tarihi örnekler olan gerçek kılıçları veya gerçek eser çalışmayı sevdiğim için fantezi dediğimiz bu zırhları veya şeyleri üretmiyorum genelde. O yüzden ama onun dışında müzedeki kılıcı görmüş ama onda biraz daha değiştirmek, biraz daha özelleştirmek istemiş. Ne istiyor? Atıyorum işte üzerine bir yazı, bir şey istediği zaman. İstediği neyse birebir yapılıyor ama dediğim gibi aslına sadık kalmak üzere. Atıyorum bir kılıç beğenmiş, bir internette bir şey görmüş, gelmiş diyor ki bana işte bunu yapar mısın? Bakın bunun orijinali bu. Olması gereken de bu. Burası hatalı. Bunları düzeltmek suretiyle ben yakışanını yaparım diye dediğimiz zaman kişi de o zaten biraz daha şey yapıyor. Hani karşıdaki kişi sallama sonra iş yapmıyor. Tarihini ve amacını vererek yapıyor. Neyin olduğunu farkında, evet bu hatalıymış. Bir zamanda sonra şey yapmamış, hani onlara göre belki Türkiye'de bu işleri yapan veya bilen olmadı. Herkes işte demircilik dediğim, daha önce bahsettiğim gibi hani alt tabaka meslek görüldüğü için Hollanda için yapan kişiler de sadece artık günü kurtarmak, para kazanmak için bu işleri yapıyorlar. Ama bizim gibi arada böyle normal olmayanlar çıkıp bu işi sadece para için değil de aslına sadık olarak kültürü ihya etmek için yapanlar çıkıyor. Onları görürsen alan kişilerin de hoşuna gidiyor. Yani bu işin orijinalini bilebilmek. Bir de şu var, yani bu eserden bir tek sizde var dünyada. İkincisi yok. Seri üretim değil çünkü. Esas fark attığımız yer olsun. Orada gördüğünüz eserin her biri, iki, atıyorum aynı moda iki tane eserse mutlaka küçük farklar oluyor aslında. Çünkü elle yapıldığı için ufak tefek mutlaka nüans farkları oluyor. O yüzden asla birbirinin aynısı olmuyor iki eser. O yüzden da fark yaratıyor yani. Yani bir malzemenin yapılırken neden yapıldığını şimdi acaba araştırıyorum. Mesela bu zırh, arkamda bir zırh var. O zırhta metal plak arası ayna. O aynaların arasındaki halka sayısı 3'tür. Onu yaparken 5'li yaparsınız, 7'li yaparsınız, 1'li yaparsınız ama en fazla esnemeyi 3 sayısında verir. Niye 3'ü kullanmışların sorusu orada çıkıyor. Mesela geçen Türkiye'de çekilen bir belgesel vardı. Belgesel şöyle bir cümle kullandı. Dedik işte bu zırhlar işte sıcak havalarda kullanılır. Tam tersi. Şimdi adam, genel soğukçuyum ben. Yarışmalara falan da gidiyoruz ve o yarışmalar panayır havasında geçiyor. O yüzden biz yarışmalarda bu zırhları falan giyiyoruz. Şimdi bu zırhın halkadan oluştuğu için çok büyük bir aslında yüzey alanına sahip oluyor. En ufak bir esinde üzerinizdeki bütün şeyi alıp götürüyor. Bunu biz kendimiz tecrübe ettik. Bunun dışında Memlükler, Türkler, Bahreynler, özellikle Kıpçaklar olduğu bir dönem Adana sıcağında bile adamlar bu zırhı kullanmışlar. Yani o araştırmadan bilmeden günlük hayattaki ilk şey demir sıcakta güneşte ısınır o da sıcak yapar o yüzden kullanmayı tercih etmemişlerdir. Düz mantık yürüdü ama işin orijinali farklı. Bilakis tam tersine en ufak bir esinti de yüzey alanı bir anda genişlediği için halk arasında boşluğundan hava geçtiği zaman direkt o sıcaklığı atıyorsunuz. Isınmak yerine daha da serin geziyorsunuz aslında. Durum bu ama bunu yaparken veya kullandığınızda fark ediyorsunuz. Şimdi o zırhın altında özel pamuk dolgulu bağırdak denen bir kaftan var. Onun altında normal kaftan giyiliyor. Yani kat kat giyiniyorsunuz. O zırhı esas yapılma amacı kesici silahlara karşı, diri silahlara karşı değil, halkaların. Ama işte dedim ya, ürettiğiniz malzeme de sizin vuruşma şeklinizi etkiliyor. Siz de bu malzeme etkiliyorsunuz. Mesela bizim zırhlarımızda dikkat ederseniz pis ölümlü dediğimiz yerler veya sakat kalıcı yerler tek veya aynalarla kapatılmış karın bölgesi. Sırtta omurganın olduğu yerler, kolda kesilmeye müsait tek kemiklerin, ince kemiklerin olduğu yerleri metal plakalarla kapatırken diğer kısımları örme zırh, zincir zırh kullanmışız. Zincir zırh kullanma amacı şu aslında baktığınız zaman bu tek tek halkalardan bir kumaş.
İstediğiniz şekilde gelebilir. Vücut hareketini kısamaz. Yani Avrupa zırhları gibi bir mekanik harekete zorlamazsınız. Tamamen doğanda akışkan su gibidir ve hafiftir. Taşıması da kolaydır. Zaten Türklerdeki esas itici güç pratiklik. Şimdi normalde bir savaş meydanında bir Avrupa'daki şövalye giderken yanında 3-4 tane yardımcı götürüyor. Çünkü o zırhı giymesi, kuşanması, at üzerine çıkması falan gerekiyor. Ama bize bunu alıyorsunuz, kazak gibi giyip devam ediyorsunuz. Katlayıp atın heybesine koyup devam edebilirsiniz çıkardığınız zaman da. Yani arkanızdan bir ağırlık götürmek zorunda değilsiniz baktığınız zaman. Zaten Araplar tarafından Türklerin paralel olarak seçilmesinin en büyük tercihi de buydu. Hafifler, hızlılar, geride çok fazla çalışmasına ihtiyaçları yok. Kendilerini kendileri görebiliyor gibisine. Zırh siparişi geldiğinde öncelikle kişinin fizyolojisi bizim için önemli. Çünkü bu Osmanlı'da olması gereken de şeydir. Zırh kişi şahsa özel yapılır. Çünkü sizin fizyolojik yapınız da benim fizyolojim veya işte herkesin biri olmadığı için. Kişinin fizyolojisini veya yapılması gerekiyor. O yüzden ilk önce ne ile kullanacaksa, işte dediğim gibi altta normalde bağırdaktan özel pamuk dolgu bir kaftan giydir. Onun için kullanacaksa onunla beraber vücut ölçüsünü isteyip şahsa göre yapıyoruz. Çünkü bizde eskiden de bu iş böyleymiş. Yani kullanmış olduğumuz askeri düzen, tımarlı sipahi düzeninde buna müsaade etmiş. Çünkü tımar sahibisiniz, devlete vergi vermeniz gerekiyor. Devlet sizden para anlamında bir vergi istemiyor. Diyor ki, işlediğin toprak bu kadar, bu toprağa göre işte bana 20 tane asker yetiştirmek zorundasın. Askerin kılıcı, zırhı, miğferi tamamen onun kendisine özel. Yani tam profesyonel aslında Türk ordusu o zamanlar için. Şu Avrupa'da şeyler santim üzerindedir. Yani 80 santim, 100 santim arası, epey 100 santim, 80-100 santim arası, işte sword, 120 santim arası, long sword diye bölümler ayrılmış ama bizde mevzu şu, benim ilk dikkatimi çeken olmuştu zaten bu işi araştırmaya başlarken. Aynı dönem kılıçları, yüzyıl kılıçları, aynı dönem ait, atıyorum aynı karabayalara bakarken bilgisayar ortamında bakıyorsanız, arada perspektif algınızın çalışmadığı bir o yerde bakıyorsanız buna, iki kılıç birbirinin aynısı gibi gözüküyor. Ama eseri bulduğunuzda realde bakıyorsunuz biri 93 santim, biri 83 santim, orada 10 santim fark var. Ama endamı aynı devam ediyor. Şimdi bir kılıç üzerinde yaklaşık 42 küsur farklı hayali bölüm var. Bir kılıçta. En kabahatlı işte kabza var, balçak var, namlu var. Namlunun dışında kını var, işte ağızlık, çamurluk diye devam ediyor ama kın üzerinde yalım, yalvan, mahmut, sürve, oluk, kitaba diye değişiyor kısımlar. Ve bunları yaparken belli oranlara sadık kaldığınız zaman bu şey. Yani matematiğini doğru yaparsanız form ortaya çıkıyor. Matematiği doğru yapmazsanız siz uzun eğri bir şey yapıyorsunuz ama kılıç veya karabela yapmış olmuyorsunuz. Yani hani işte Japonlar yaparken çok fazla şeylere dikkat ediyor falan filan. Bizde daha babası, daha alası var aslında. Ama unutmuşuz, sıkıntımız orada. Yani artık uzun eğri her şey kılıç olmuş bizde veya işte her şey miğfer olmuş ama miğferde öyle değil. Serpenah var, tolga var, türban var. Bir tane Selçuklu miğferleri var mesela, maslı falan. Değişiyor bunlar yani. Kullanıldığı döneme göre, yapıya göre ve insana göre değişiyor. O yüzden sabit olmadığı için yapmanız gereken de buna uymaya çalışmak. O yüzden ilk önce kişinin ölçüleriyle başlıyor. İşte miğfer yapacaksa başının çevresi, kaşlı, gözlerin arasındaki mesafe, alın yüksekliği, kulağın nerede, burnun nerede. Çünkü ona göre burunluk yapacaksınız yani. Annesi gibi artık başlıyorsunuz bakmaya, neyi nerede, fizyolojisi, dikkatini doktor gibi inceliyorsunuz, ona göre bir yaşıyorsunuz. Çünkü yaptığınız zaman üzerinde emanet mal gibi durmaması lazım onun veya bol veya dar olmasın çünkü kullanacak kişi bunu. Dediğim gibi yani bu özellikle son yüzyıllarda son yıllarda var, Battle of Nations denen yarışmalar var dünyada. Burada zırhları, kılıçları ağzı kapalı olsa giyiyorsunuz, biraz da tabii modifiye, biraz da korumalar arttırılmış zırhlar veya şeyler bunlar, kılıçlar. Birbirinize kafa göz daldıkları yerler orası. Orada kullanılıyor ve bugüne kadar kullanılıyor orada kılıçlarım. Şükür herhangi bir sıkıntı çıkmadı bugüne kadar. Şöyle, Türkiye'de teknolojinin de faydaları, mesela dünyada da, Türkiye'de dedim sadece dünyada var. Lazer kesiminde çalışan çok kişi var. İşte günde 100 tane kılıç atıyor, alıyor çeliği tabak halinde, pat 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 kestiriyor. Sonra ağız açıyor falan. Tamamen bu şekilde çalışan fabrika demeyeyim de. Kişiler veya dükkanlar var ama belki kızacaklar bana ama gördüğüm aslında sadık kalarak çalışan çok fazla kişi yok bu işi yapmaya çalışan. Benim dışımda bir ya da iki kişi var benim bildiğim. Aslında sadık kalarak yapmaya çalışan. Onun dışında dünyada hani doğası gereği bu işler aslında sadık kalarak yapacaksanız fabrikasyon yapamazsınız. Çünkü ölçüler size göre değişecek. Yani size yapılacak olan kılıçla bana yapılacak olan kılıcın aynı olması mümkün değil aslında. Ama günlük hayatta tabii ki hak veriyoruz insanlara. Yani bu işte uğraşanlar da bir şekilde karnını doyurmak zorunda, geçimini sağlamak zorunda. Bunun adına da teknolojik kanalına faydalanıyor. Bu şekilde daha fazla ürün yapıp daha çok satmaya çalışıyor ama bu işlerde esas
asal alarak yapılan işlerde o dediğiniz pek mümkün gözükmüyor. Kapımı çalana, bu işi öğrenmek için kapım zaten açık. 12 tane de benim gibi çırağım var bu işi yapan ama hepsinin farklı meslekleri var. Çünkü gençler çok fazla tercih etmiyor. Sebebi de dediğim gibi hız. Yani teknoloji aslında düşman oldu kültürlerin. Çünkü o hıza bağımlı hale geldik. Başladan 2 saat sonra bitsin istiyoruz. Ama öyle bir imkanımız yok. Şu kapımızı çalana, bu işi yapmak için bilgi saklamıyoruz. Çünkü bilginin de zekatını vermek lazım. Öğretiyoruz, anlatıyoruz kapımızı çalana. Şeyimiz açık, kapımız açık. Bilgi saklamanla her şeyimiz yok. Yeter ki öğrenmek istesinler, yeter ki bu işi devam ettirmek istesinler. Çünkü Kültür Bakanlığı'na aldığım belge kültürel miras taşıyıcısı. Miras taşıyorum şu anda ama ölürsem ölecek. Çünkü hakikaten bu kadar işin içine girip matematiğiyle olması gereken işte... Çünkü şeyi anlıyorsunuz artık hani kılıcı yaparken üzerindeki bir hattat değilim ama hattın şekil itibariyle hangi döneme ait olduğu. Çünkü şimdi şöyle eskiden kılıç aile yadigarına alınmış, kullanılmış, 200 yıl ailede kalmış, 200 yıl önce bir süsleme yaptırılmış. Şimdi kılıcın formuna bakıyorsunuz, 200 yıl önce ait, üzerindeki yazı 200 yıl sonrasına ait. Ailede ne kadar süre saklanır bile çıkartabilirsiniz bundan. Buna kadar giriyorsunuz işin içine yani bunu da öğren. Çünkü bir de işin kötü tarafı, biz bunları Osmanlı kadar çok fazla öğrenemedik. Genelde Memlükler'deki furu şeylerden, özellikle Doğu Avrupa ve Slav kaynakları bu konuda daha karın doyurucu yazılmış şeyler, özellikle Rus kaynakları, İngiliz kaynakları. Bunlardan kazıya kazıya çıkardığımız için şu anda piyasada veya dışarıda kütüphanelere gezdiğiniz zaman budur diye noktadan doyurucu bir kaynak yok. Bunlar benim yaklaşık şu ana kadar 7-8 yıllık hatta 10 yıllık süreçte toplayıp kazıyarak ortaya çıkardığım bilgiler. Ve bunlar hani kendime saklamak gibi bir derdim yok. Amacım kültür yaşasın. Kapı içi işte dediğim gibi internetten soru alanlar oluyor. Ya bunu nasıl yapalım, şunu alalım. Bir şekilde anlatıyoruz ama zamanla şunu da fark ediyorsunuz. Yani eskiler bazen bilgiyi saklarlarmış. Bunu önceden biz hani kendine mi saklıyor falan. Bilgi hakikaten hakikatene vermek lazımmış. Bunu işte eskilerin niye böyle yaptığını da bu işi yapmaya tecrübe etmiş anlıyorsanız hakikaten bilgi hakikatene vermek lazım. Hakikatene vermediğiniz zaman bilgi ayağa düşüyor.